Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi. Daha şehitlerimiz toprağa verilmeden Erdoğan'ın konuşması beni derinden yaraladı. Daha cenazeler toprağa verilmeden bu nedir? Arkadaş benden ne istiyorsun sen? Şehitlerimiz var. Memlekete başsağlığı dileyelim. Buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Yazık, günah değil mi? Şimdi konuştuğumuz için çok üzgünüm. Bir başsağlığı dileyin. Sanki olağan bir işmiş gibi. Bu meclis niye var? Bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Başımız sağ olsun. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Türkiye'nin gündeminde bugün kameralar 3 ayrı noktada. Bir tarafta sınır hattında yaşananlar, operasyonlar, harekata ilişkin bilgiler, veriler, görüntüler. Diğer yanda son yolculuklarına uğurlanan şehitler. Diğer yanda Edirne'de başta olmak üzere İzmir'de Çanakkale Ayvacık'ta göçmenlerin geçiş denemeleri. 3 ayrı noktadan yaptığımız canlı bağlantılara, özel yayınlara devam ediyoruz. Türkiye'nin resmi olarak değil ama basın yoluyla duyurduğu sınır kapılarını açma hamlesinin ardından 18 bin kişinin sınırı geçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi beyanıyla doğrulandı. Bölge kaynakları daha fazla sayıda geçişin olduğunu öne sürüyor. Bu akşam itibariyle toplamda 20-25 bin kişinin Türkiye'yi terk ederek Yunanistan ya da Bulgaristan sınırlarına adım atması bekleniyor. Halihazırda 18 bin kişinin Türkiye sınırlarından ayrıldığı doğrulandı. Zaman zaman Yunanistan sınır güvenliklerinin gaz fişeğiyle müdahaleleri oluyor. Bu durumda orada bulunan binlerce mültecinin ormanlık alana doğru kaçışması, dakikalar sonra tekrar sınır kapısına yüklenerek tekrar geçmeyi denemesi, tekrarlanan bu süreç belki de gün boyunca arkadaşımız Bilal Alp'in aktardığına göre ondan fazla kez tekrarlandı. Zaman zaman mülteciler arasında yaralananlar olduğu ifade ediliyor. Gaz fişeklerinin isabet etmesi nedeniyle nefes almanın güçleştiği anlar da yaşanıyor ki önceki bağlantılarımızın birinde Halk TV kameramanı Yavuz Dönmez de çok yakın bir noktadan görüntü alırken gaz fişeğinin çok yakın bir mesafeye düşmesi sonucu uzun süre nefes almakta zorlandı. Gaz fişeklerinin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere dahi düştüğü ifade ediliyor. Bölgeden bir yandan sıcak görüntüler gelirken diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla paylaşmış olduğu misliyle mukabele tırnak içinde paylaşılan, bu ifadeyle paylaşılan harekata ilişkin sınır ötesi, harekata ilişkin görüntüler, silahlı insansız hava araçlarıyla misliyle mukabele görüntüleri ekranlara geliyor. Ekranın sol tarafında, sağ tarafında ise yine Edirne sınırından görüntüler, sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Gün boyunca oradaki bekleyiş sürerken şunu da ifade